Evet sevgili sporsaylar günün maç tahminleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Ee, evet hafta sonuna geldik. Artık e, maçlar e, yoğunlaştı. Bayağı ligler çünkü başladı hepsi hemen hemen. Ve biz de ona göre de içlerinden en güzel maçları sizler için seçip e, bir inceledik, araştırdık, analiz ettik ve bakalım. E, sonuç olarak sizlere de bir şeyler paylaşacağız. E, bugün yine hafta sonu olduğunda tabi her zaman olduğu gibi. Ee, günün maç tahminlerinin yanında bir de golli geçecek olan maçları ve tabii ki günün kuponunu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Hemen konuya geçmeden önce kısa bir hatırlatalım. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone oldukça bizde destek olmuş olursunuz. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bildirin. Ee, ve paylaşın tabii ki sosyal medyada, her yerde paylaşabilirsiniz ki bizlere de en azından ee, sizlerin arkadaşlarınız olsun ya da tanıdıklarınız olsun. E, ulaşabilsinler bizlere ve böylelikle de güzel paylaşımlarda bulunmaya devam edelim evet hemen maçlara geçelim evet 10 Şubat e, Cumartesi maçlarına geçelim e, hemen ve 106 Göztepe Osmanlı Spor evet e, Süper Ligli Göztepe malum son e, 4 maçta yenemiyor e, puan kayıplarına uğradı bir yandan da çıkışta yavaş da olsa çıkışa geçen bir Osmanlı sporu var ama yine de alt yani düşme hattının içindeler. zor bir maç. Fakat kendi sağ ve seyircisi avantajıyla Göztepe maçı alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık son yani 4 haftanın da artık bir yerde bir Göztepe'nin yine galip geleceği bir maçlardan biri diyebiliriz. ha Osmanlı gol atar mı? Atar. Karşılıklı gol de olabilir. 2-3 gol arası da deneyebilirsiniz arkadaşlar ama öncelikle göz ediyoruz. Ve 107 Villarreal-Alaves. La Liga'da Villarreal Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ediyor. Üst sıralarda. Alaves ise düşme hatlarının yakınında. İlk tercihimiz 2.5 gol üst. Gollü bir maç bekliyoruz. Villarreal'in de alır diye geçiyor içimizden ama 3.5 gol üstü deneyebilirsiniz riskli sevenler. Ama gollü bir maç bekliyoruz maçta. Tottenham-Arsenal, e, İngiltere Premier Lig'in e, günün maçı ya da haftanın maçı diyebiliriz. E, Tottenham e, evinde Arsenal'ı arayacak. E, zor bir maç. E, birbirine yakınlar. Tottenham galip gelirse Arsenal olan puan farkını daha da çıkaracak. Ve bir şekilde de rahatlayacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitme e, durumları var. Arsenal ise mutlaka galip gelmek zorunda olduğu bir maç. Çünkü puan farkını açmaması için. Ev sahibi Tottenham burada... Bir beraberlik ile galip gelebildiğini düşünüyoruz. Ama golde geçecek. Karşılıklı gol ve üstü deneyebilirsiniz. 1-0 çifte de şans Tottenham için iyi gözüküyor. Gençler Birliği Trabzonspor. Evet zorlu bir karşılaşmada. E, Trabzonspor son haftalarda yine puan kayıplarına uğradı. E, ama yukarıdaki olan farkı fazla açmamak amacıyla yenmek zorunda. Gençler Birliği ise yorgun. Mani Kupa maçından çıktılar. E, ondan dolayı... Trabzon bir adım daha önde. E, karşılıklı gol olur ama e, ve üstte de yönelebilirsiniz arkadaşlar. 111 Dortmund Hamburg. Evet Bundesliga'da zorlu bir mücadele. mücadele daha. Neden zorlu? Bir yandan e, tam olarak tam tamında toparlanamayan bir Dortmund var. E, öbür taraftan da yeni antrenörle bir çıkış arayan bir Hamburg. Düşme altında olan bir Hamburg. Çünkü e, bu maçı da yenilirlerse büyük bir sıkıntı yaşayabilir Hamburg çünkü puan farkı da çıkmış olacak diğer takımlarla. Dortmund'un da ihtiyacı var Avrupa Kupaları için. Ondan dolayı ev sahibi alır diye düşünüyoruz. Hamburg ama direnecektir, gol de atacaktır. Karşılıklı gollerin olacağı bir maç ve üste girecek bir maç bizi bekliyor. Everton, Crystal Palace evet Everton'da da işte pek yolunda değil. Son haftalarda kaybettikleri puanlar göze çarpıyor. Kırsızlı prosesli deplasmanlarda gol atabilen bir takım. E, karşılıklı gol var diye düşünüyoruz. Üst bir üç buçuk gol. üst de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. E, İç taraf bahsini gitmeden e, golli bir maç bekliyor bizi. Beşiktaş-Karabük Evet Beşiktaş için de zorlu ve önemli bir maç. E, çünkü e, bu maçı almak zorundalar. Çünkü şampiyonluk iddiasını sürmek istiyorsa artık e, bu tip maçları almak zorunda Beşiktaş. E kendi evinde. E, Karabük Spor ise düşmede. Zor. Yani Karabük için çok zor bir deplasman. Ee, Handicap bir deneyebilirsiniz. ilk yerden de bitirebilir Beşiktaş bu işi. Karşılıklı gol olur. 3.5 gol üstü de ama Karabük'ün de bir gol bulacağını inanıyoruz. Ama Beşiktaş farka gider. Kopenhag Randers. Danimarka'da Kopenhag hiçbir iddiası yok ee, şampiyonluk konusunda. Puan farkı çok açık. Randers'ın ise de pek fazla bir e, sonucu olmasına rağmen direnmeye devam edecek ama Kopenhag evinde alır diye düşünüyoruz ev sahibi ekibin. 2.5 gol üstü 3.5 gol üstü deneyebilirsiniz daim arkadaşlar. Genç yani Zandroy'den evet bir karşılıklı gol var e, maçı da maçta da karşılık goller olur. E, üstü yenilebilirsiniz. 3.5 gol üstü de arkadaşlar. Gollü bir maç bizi bekliyor burada. E, iki i̇ki e, dirençli ve golü seven takım karşı karşıya gelecek. Ve Real Madrid Real Sociedad e, İspanyol Liga'nın e, ne diyeyim artık ee, bu senenin e, hayal kırıklığı takımı diyelim Real Madrid. Gerçekten kaybettiği puanlarla e, şampiyonluğu yitirmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne girme mücadelesi yapıyor şu anda. Valencia ve Villarreal ile birlikte. Ee, zor maç ama e, Real Madrid burada e, 3.5 gol üstüne de yönelebilir. E, bakalım neler olacak. Ne? Ondan sonra evet. Şimdi hemen Günün gollü maçlarına geçelim. Melbourne City e, Sydney maçı gollü geçebilecek maçlar. E, Regensburg, Heidenheim, Tottenham, e, Arsenal, Rizespor, Altınordu, Dortmund, Hamburg, Leverkusen, Hertha, Blackburn, Oldham ve Toulouse, Paris Saint Germain. Evet bu maçlarda gollü e, geçmesini bekliyoruz. E, bunlardan içinden seçip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.5 gol üstü de oynayabilirsiniz hiçbir riske girmek istemiyorsanız ama e, ama bu maçlarda gerçekten goller bekliyoruz. E, sizin için seçtiğimiz maçlar ve analiz ettiğimiz maçlar e, bunlar ve günün kuponuna geçelim. Günün kuponu ise şu şekilde oluştu. Bu cumartesi günlük bahsediyoruz. Pazar günü için e, yarınki videomuzu da izleyebilirsiniz. Günün kuponu. Evet 109 Gençler bir Trabzon. Trabzon e, 0-2 çiftli şans 1-29. Tottenham Arsenal'ın karşılıklı gol var 125 25 Bayern Mönchengladbach'ın 2.5 gol üst 1.35 Gent Zandroviden KG var 1.60 o toplam 3.48 oranı biraz daha yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar e, Bayern München 2.5 e, gol üstte deneyebilirsiniz e, Tottenham Arsenal maçında 2.5 gol üstte deneyebil e, yazabilirsiniz karşılıklı gol ver yerine e, veya Trabzon'da direkt alabilirsiniz ki oranı da yükseltmiş olursunuz ama bu şekilde oynarsanız idealdir e, günün kuponu olarak e, sizler için hazırlamış olduk evet bugünlük bizlerden bu kadar ee, yarın tekrar görüşmek üzere ee, bizlere abone olmayı unutmayın abone oldukça destek oluyorsunuz arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz ve tabii ki diğer videolarımızı izleyebilirsiniz özellikle e, karşılıklı gol 3.5 gol üst 2.5 gol üst ile ilgili güzel iki tane videomuz var onları da izler izleyip değerlendirirseniz e, yorum ve görüşlerinizi aktarırsanız seviniriz mutlaka bakın gerçekten başarılı analizler ve taktikler var e, tavsiye ederiz yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın